Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Halebi'den devam ediyoruz. Ve kâle fil mültekatı. Mültekat isimli fıkıh kitabında musannif şöyle dedi. Velev salla, bir adam namaz kılsa. Ve huve hamilü racülin şehidin. Şehit bir adamı sırtında taşır olduğu halde. Yani sırtına şehit bir adam almış, namaz kılıyor. Ve aleyhi, halbuki şehidin üzerinde de var. İyi aleş şehidi. Şehidin üzerinde olduğu halde. Dima'uhu, şehidin kanı. Tecuzu salatuhu, namazı caiz olur. Ama bu hangi şehitte? Hakiki şehitte. Yani cihat meydanında vurulmuş, yemeden, içmeden, konuşmadan, tedavi edilmeden şehadet şerbetini içmiş. Buna hakiki şehit deniyor. Bu şehidi bir musalli sırtında taşıyarak namaz kılarsa bu olur mu? Ola ki imale kılar yani. O düşmanın karşısında bak, şehit sırtında onu taşıyacak, imale de kılabilir. Yoksa şehidin yatması kalması pek mümkün olmaz. İmale de kılabilir. Ayakta da kılabilir ima. Namaz caiz olur mu? Caiz olur. Neden? Lienne demeş şehidi. Çünkü şehidin kanı tahirin temizdir. Hukmen. Ama madame muttasılen bihi. Şehidin kendi elbisesinde üzerinde devam ettiği sürece. Başka ayrılmadığı sürece üzerinde. Ama şehitten akan kan bir yere aktıysa o necis sayılır. Elbisesindeki kan temiz oluyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte zemmiluhum bi kulumihim ve dimaihim diye hadis-i şerifte buyurmuş. Efendim yaralarıyla, kanlarıyla onları defnedin. Yani Uhud şehitleri yıkanmamış. Hepsi öyle defnedilmiş. Şimdi peki o zaman veliza bundan dolayı lem yecib gasluhu, o kanı yıkamak farz olmadı anhü şehitten, gerçek şehitten. Yani gerçek şehit dediğimiz bu hem dünyevi hem uhrevi şehit. Emma izen fasala anhü, ama şehitten kan ayrıldığı zaman, yani ne demek, elbisesinden birisine bulaştı ya da yere aktı kan, fehüve necisün kesairi dimai, diğer kanlar gibi o da necistir. Ama şehidin üzerinde olan kan temizdir. Öyle de haşredilecek şehit. Hadis-i şerifte öyle diyor zaten. Bir insan Allah yolunda yaralanmasın, şayet yaralanırsa kıyamet gününde o kanlar akarak gelecek. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu şeklinde efendim teraziye konulacak öylece. Demek ki önemli bir şey. Bu Uhud şehitliğinde 45 sene sonra oradan bir dere mi geçiyormuş neymiş? Orada bazı şehitlerin kanları Hazreti Muaviye dönemindeki derede kanları, şey kanları diyorum, bedenleri dışarıya çıkmış, artık su oraları şey yapmış. Gitmişler, bakmışlar orayı tabii kaldıracaklar, başka yere koyacaklar. Gitmişler kanları bakmışlar, daha taptaze. Aynı yeni şehit olmuş gibi 45 sene sonra. Bunun örnekleri çok. Birinci Dünya Savaşı'nda da şehit olanlar, daha önceki şehitler, daha sonraki şehitler. Şehitlerin hiç vücutları bozulmamış. Bozulmazdı. Toprak onları çürütmez. Evet. Peki. Ve gâle sahibül mültegat. Yine mültegat isimli fıkıh kitabının sahibi müellifi şöyle dedi. Fî mevdu'in âhar. Başka bir yerde. İmra'etün bir kadın sallet namaz kılsa. Ve hi hamiletü sabiyyin. Çocuğu sırtında taşır olduğu halde. Ve sebebü sabiyyi, çocuğun elbisesi de necisün necis olsa. Caze salatuha, namazı caiz olur. Ama bir şart var. Nasıl caiz? Şimdi çocuğun elbisesi pis. Kadının sırtına binmiş, ananın sırtına binmiş. Ana da rüküye gidiyor, secdeye gidiyor. Bu namazı caiz olur mu olmaz mı? Onu söylüyor. Fakat kaddemle yukarıda izah ettik ki enne haza bu fima idas kana sabiyyu yestemsiku bi nefsihi. Ananın sırtında kendi kendine tutunabiliyorsa. Ananın sırtında kendi kendine tutunabiliyorsa.
Ama bağladı mesela çocuğu sırtına. Çocuğun altı pisse o zaman kadın namazı olmaz. Kendi elbisesindeki gibidir o zaman. Ama çocuk anasından tutunmuş, altı da pis. Anası rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, kıyama kalkıyor, oturuyor filan. Çocuk annesinin yardımıyla tutunmuyor. Kendi gücüyle tutunuyorsa onun üzerindeki pislik kadına ait değil. Yani namaz caiz olur. La ancak namaz caiz olmaz. İzâ kâne lâ yestemsikû. Çocuk kendi kendine tutunamıyorsa. Tamam mı? Kadın onu bağlamışsa sırtına. Fe inne gayre müstemsikî kendi kendine tutunamayan bir menziletil cemadi. Yani cansız bir varlık hükmündedir, mesabesindedir. Sanki sırtına pislik olan bir şeyi almış demektir. Feke enneha sanki hamelet taşıdı emtiaten eşyayı baduha necisün. Bazısı pis olan eşyayı üzerinde taşımış gibidir. Evet, orası da o şekilde. İde aslaha bir adam ıslah ettiği zaman mesaline şatin meytetin murdar ölen bir koyunun bağırsaklarını. Şimdi murdar ölmüş bir koyun bağırsakları çıkarmış. Onu ıslah ne demek? Yani dabağlamış. Pis kokusunu falan gidermiş. Bi en ezale anhen netne bak. Nitne netne. Çirkin kokuyu ondan gidermekle. Vel fesade bozulmayı gidermek. Şimdi onları tabii belli işlemlerden geçtikten sonra daha bozulmaz o. Bi ilacin ilaçla. Eğer çirkin kokusunu giderdiyse, o bağırsakların kokmasını da giderdiyse, çünkü onu bazı şeylerde kullanıyorlar. Fesallâ biha, onlar üzerinde, yani onları temizledikten sonra, kuruttuktan sonra, ıslah ettikten sonra, onlarla namaz kılsa, ey maha, onunla beraber, caizet salatuhu, kişinin namazı caiz olur. Leenneha, sarat kel cildil medbuğı, tabaklanmış, ıslah edilmiş, işlenmiş deriler gibidir. Nasıl işlenmiş demir, deri temiz oluyorsa o da temizdir. Kale Kadıhanu, İmam-ı Kadıhan şöyle buyurdu. Ve keza lev aslahal mesanete. Mesaneyi ıslah ettiği zaman da böyle sidik torbası. Mesane, onu hayvandan çıkarmış, ıslah etmiş, işlemiş. Artık pis kokusu ve çürümesi gitmiş. Bunu da üzerinde taşısa namaz olur mu? Olur. Ve debagaha, tabaklamış. Ve ceale fiha, onun içerisine koysa ellebene süt, evissemene yağ koysa olur mu? Olur. Ve kedel kirşü, kirş, işkembe de böyle. İşkembenin tabi zarı. İşkembe zaten pislik. İşkembenin zarını ıslah etse, onun içerisine bir şeyler koysa olur mu? Olur. Peki, velev salla bir adam kılsa, namaz kılsa ve ma'ahu kendisiyle beraber olduğu halde fe'ratü miskin misk torbası misk fare dedi ki burada göbeği demek misk göbeği orada bir şey yazmış mı? Yani nafice demiş nafice onun mesela misk ya kedilerde olurmuş kedilerin kuyruğunun altında ya da ceylanlarda olurmuş geyiklerde şimdi onların artık bazılarının karnının altında bazılarının kuyruğunun altında böyle kandan oluşuyor o. Onun içerisi efendim miske dönüşüyor. Kesiyorlar, alıyorlar onu. Efendim hayvana da bir zarar olmuyor. Ve kokuların en güzel işte misk kokusu o. Hasta kan. Buna nafijetül misk. Misk torbası. Ona fe'le diye ifade etmiş. Yani küçücük böyle bir misk torbası. Kesesi veya evet. Yani ile beraber namaz kılarsa caizet salatu namazı caiz olur. Niye? لِيَنَّهَا çünkü o medbuğatün tabaklanmıştır. Evet misk temizdir. قَدْ زَالَ عَنْهَا النَّتْنُ وَالْفَسَادُ ondan da çirkin koku artık bozulma şey giderilmiş. Gitmiş. وَالْمِسْكُ حَلَالٌ misk halaldır. عَلَى كُلِّ halin her hal üzere. يُؤْكَلُ yenilir de misk içindeki misk. Bak kediden olduğu halde ceylandan olduğu halde yani geyikten kandan aslı kimyası değiştiği için tabii ne diyor? Yenilebilir. Ve yüc'alü konulur fil edviyeti. İlaçlara da katılabilirmiş. İlaçlara da katılabilir. Orada sizinki ne de mi edviye orası? Evet. Tamam. Zekerahu Kadıhanu. Kadıhan bunu böyle zikretti.
İmraatün bir kadın sallet namaz kılsa ve ma'aha üzerinde de kendisinde de olmakla beraber sabiyyün meyyitün ölü bir çocuk. Yani sırtında ölü bir çocuk var. Yani o çocuk doğmuş ölü olarak ölü çocuğu bir şekilde sırtına almış veya işte bir şekilde taşıyor. Onunla namaz kılsa fe inkâne lem yestehille, eğer çocuk doğduğu zaman ses çıkarmamış ise, hayat emaresi yoksa, istihlal alametül hayat, emaretül hayat demek. Yani canlılığına delalet eden bir işaret olmayarak doğduysa, inde viladetihi, doğduğu zaman eyle müsavvit, çocuk ses çıkarmadıysa, çocuk doğduğu zaman ses çıkarır. Vel muradu, maksat ennehu lem tulem hayatuhu indel viladeti. Doğum halinde onun hayatta olup olmadığı bilinmezse, yani çocuk canlı mı doğdu, ölü mü doğdu bilinmezse, fasalatuha fasidetun, o zaman ölü mü doğdu, canlı mı doğdu bilinmeyen çocuğu kadının sırtında taşıyarak namaz kılması olmaz, namazı bozulmuştur. Sevaun husile evlem yuksa, isterse o çocuk yıkanmış olsun, çünkü necis olan yıkası da pis olmaz, İsterse yıkanmamış olsun. لَنَّهُ نَجِسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ, çünkü ölü doğmuş. وَلِذَا, bundan dolayı لَا يُسَلَّ عَلَيْهِ, ona namaz kılınmaz. Ölü doğan çocuğa namaz kılınmaz Hanefi mezhebinde. Ama Şafii mezhebinde kılınır diyor. Hanefi mezhebinde ölü doğan çocuğun ismi konulur. Efendim ne yapılmaz? Namazı kılınmaz. Bir beze sarılır, defnedilir. وَكَزَلْ hukmu, hukum yine aynıdır. Yani namaz fasit olur. İnistehelle, efendim çocuk doğarken canlı olarak doğdu, ses çıkardı. Bi'en ulimet hayatuhu bi savtin ev hareketin. Ya çocuk doğarken ses çıkardı ya hareket etti. Hayatta olduğu bilindi ama velakin lem yuksel. Ancak çocuk doğduktan sonra öldü hayattayken. Hayat, yani canlı olarak doğdu, sonra öldü. Yıkanmadan o çocuğu sırtında taşıyarak namaz kılarsa anne ya da bir kadın, namaz caiz olmaz. Neden? Feinnel meyyite kablel gasli necisün. Çünkü bir ölü, Müslüman ölüsü de olsa efendim yıkanmadan önce necistir. Ama kafir ölüsü yıkansa da necis, yıkanması da necis. Ona İslam'ın muamele yapılmaz. Müslüman öldüğü zaman necis olur mu? Hükmen necis. Hükmen necis, yıkanması farz bak. Yıkanması farz. Peki. Ve emma imkâne kad istehelle, ancak çocuk canlı olarak doğar ve gusile, sonra öldüğünde yıkanılır ise fesalâtuha hîne izin, kadının o takdirde namazı tammetün, tamdır. Namaz sahih olur. Lil hukmü bi taharetihi, efendim canlı olarak doğup yıkanan çocuk, yani öldüğü zaman canlı olarak doğmuşsa, sonra ölmüşse, yıkanmışsa, o temiz sayılıyor. Zekerahu fil uyun. Uyun isimli kitapta da bunu böyle zikretti. Ve herde fil müslimi. Bu Müslüman hakkında böyledir. Müslüman bir insan öldüğünde, yıkandığında temiz olur. Ve emmel kafiru, kafire gelince fe innehu la yethuru bil gasli, kafir yıkamakla temiz olmaz. Hatta levsalla ma hamlihi meyyiten kafiran, ölü bir kafiri yani sırtında taşıyarak namaz kılsa, bademâ gâsele, bademâ gûsile, yıkandıktan sonra fasalâtu fâsidetun, namazı fâsittir, bozulmuştur. Kafir ölmüş, öldükten sonra yıkansa bile bir Müslüman onu sırtında taşırsa yanından bir parçayı, efendim namazı sahih olmaz. Çünkü kafir yıkansa da pistir. Leennehu necisun alâ kulli hâlin, her halde necistir, pistir. Kesairil meyyitat, diğer murdar leşlerin pis olduğu gibi. Sen leş bir koyunu, murdar ölmüş bir koyunu yıkasan da yıkamasan da, ondan bir parça üzerinde olduğu zaman dirhem miktarından fazlaysa namazı sayılmaz. Kafir de aynıdır. Ve zükira fi nevadiri ebil vefa, ebil vefanın nevadir isimli kitabında şöyle zikredildi. Kale Yakubu, Yakup şöyle dedi. Kimmiş Yakup bakın? Yani Ebu Yusuf rahimahullah. Ebu Yusuf'un ismi Yakup. Velev salla, şunu söylemiş İmam Ebu Yusuf.
namaz kılsa bir adam, ala cildi hınzirin medbuğin, tabaklanmış, işlenmiş, ıslah edilmiş bir domuz derisi üzerinde cehazet, namazı caiz olur ama vakat esa'e, kötülük yapmış olur, kerahat işlemiş olur diyor İmam Ebu Yusuf. Ama fetva mı değilmiş, şimdi göreceğiz. Ve kâle bu Hanifete ve Muhammed yuharda geçti. Bütün deriler Hanefi mezhebine göre tabaklandığı zaman temiz olur. Ancak domuz derisi değil. Evet. Ve kâle bu Hanifete ve Muhammedun rahimehumallahu teâlâ, İmam-ı Azam ile İmam Muhammed de şöyle buyurdular. La tecûzu salatu, namazı caiz olmaz. Fihi, tabaklanmış olsa bile efendim domuz derisi üzerinde onu seccade yapsa, onun üzerinde namaz kılsa olmaz. Ve la yethuru, temiz olmaz. Biddibagati, tabagatları temiz olmaz bu. Evet, hani ne kadar güzel söylemiş ecdat. Domuzdan post, kafirden dost olmaz. Ne Rus'u, ne Avrupalısı, ne Amerikalısı, ne Çinlisi, ne Cinlisi. Onlardan Müslümana dost olmaz. Evet. Ve hâzâ huve zahir-i rivâye. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'in sözü zahir-i rivâyedir. Anebi Yusuf'e rahimehullahu teâlâ eydan. İmam-ı Yusuf'ten de zahir-i rivâye buymuş. Fetva ve huve sahih. Sahih olan görüşte budur. Olmaması yani. Velev sallâ, bir adam namaz kılsa, velev sallâ ve ma'ahu, kendisiyle beraber olduğu halde beydatun, bir yumurta, öyle yumurta ki katsara muhuha, muh noktasız ha ile sarısı, içindeki sarı olduğu halde olmuş, bil hail mühmeleti, yani noktasız ha ile, ey sufruha, muh ne demekmiş, bir muh var, muh beyin manasına. Mesela Mısırlar öyle diyorlar. Müşmuh, beyinsiz adam. Ya da mesela eddua'u muhul ibade, hadis-i şerifte. Dua ibadetin leyni, özüdür. Ama bu muh, noktasız ha, yumurtanın sarısı demek. Yumurtanın sarısı olsa demen kan. Mesela yumurta bozulduğu zaman kana dönüşür. Veyahut da civciv efendim şey yaptığı zaman önce kana dönüşüyor, sonradan civciv oluyor. Yani kana dönüşse içindeki sarısı. Tecuzu salatuhu, namazı caiz olur. Neden? Lennen necasete madamet fi madiniha. Çünkü pis olan şey kendi merkezinde, kendi bulunduğu yerde devam ettiği sürece, dışında kabuk var, zarf var da, la yuta leha hukmun necaseti, ona necaset hukmu verilmez. O zaman demek ki yumurtanın içi bozulsa bile, kan olsa bile, dışındaki zar, dışındaki kabuk daha doğrusu, zarf, onun içindeki necaset kendi merkezinde bulunduğu için, dışarıya çıkmadığı için necis sayılmıyor. O zaman o şekilde namaz kılabilir diyor. وَلَوْ سَلَّا, bir adam namaz kılsa, وَمَعَهُ, kendisiyle beraber olduğu halde, قَارُورَةٌ, bir şişe, قَارُورَ, züccace demek, bir şişe, sıvı şeylerin taşındığı bir şişe, fiha, içinde olan, bevrün içinde idrar olan bir şişeyi beraberinde taşıyarak namaz kılsa, la tecuzu salatu, namazı caiz olmaz. Neden? Lenha necisetün, çünkü o idrar necistir. İnfasalat an madiniha, asıl merkezinden ayrıldı. Çünkü idrarın merkezi şişe değil ki, mesane. Mesanenin dışarıya çıkmış, dışarıya çıkan idrarı şeye koymuş, şişenin içerisine koymuş, şişenin içerisinde üzerinde olduğu halde kılarsa efendim namazı caiz olmaz. Racülün, bir adam salla, namaz kılsa, fi sevbin, bir elbisede, öyle elbise ki mahşuvvin, yani bir kaftan eski, içi mesela pamukla doldurulmuş, tam pamuk düşenmiş bir elbise, içi pamuklu ve işlenmiş, içi pamuklu, pamukla doldurulmuş bir elbisenin içerisinde namaz kılsa, felemme ahrece haşvehu, efendim onun o içindeki pamukları çıkardığında, vecede bulsa, fihi, o elbisede, fe'reten meyteten, murdar bir, ölmüş bir fare, zaten fare murdar olur da, ölü bir fare bulsa, yabiseten, kurumuş, yunzaru, bakılır, inkâne fî zâlike sevbi, eğer o elbisede var ise,
sukmun, bir delik dışarıdan içeriye, ev harkun ya da sökük, yırtık. O zaman o sökük ve yırtıktan girmiş olabilir. Ya da mesela delikten girmiş olabilir o pamuklu olan elbisenin içine. O zaman yu'idu salate selasete eyyamin ve leyaliha, 3 gün 3 gecelik namazı iade eder. İnde bi Hanife'te rahimahullah, İmam-ı Azam'a göre. Ama hilafen lehuma, İmameyn diyor ki yok, o elbiseyi giydiğinden itibaren kıldığı bütün namazları iade eder. Kema fil mevcudeti fil bi'ri, kuyuda bulunduğu zaman gibi. Mesela bir hayvan kuyuya düşmüş, orada şişmiş veya parçalanmışsa, 3 gün 3 gecelik namaz, oradan abdest almışsa 3 gün 3 gecelik namazını iade ederdi şeye göre, İmam-ı Azam'a göre. Efendim, burada da öyle diyor. Elbisede eğer farenin gireceği, girmiş orada ölmüş bir delik, elbisenin bir yerinden ya da bir şey varsa söyleyin, sökük filan, o zaman 3 günlük, 3 gün 3 gece 3 gündüzlük namazı iade eder. Ve illa mekun fis sevbi, elbisede olmazsa sukbun delik ve la harkun, yırtık sökük, evkane ya da var ama velakin fi mevdu'in ahar, o farenin bulunduğu yerde değil başka bir yerde, öyle yer ki leyse beynehu ve beynehu menfezun, o fareyle efendim pamuğun olduğu yerde bir geçiş yerde yoktur, bir menfez geçiş yerde yoktur. Çünkü o pamuklu elbiseleri böyle eskiden de dikiyorlar üstten. Her taraf böyle dikilmiş. İçine pamuk doldurmuşlar sıcak olması için. Oraya geçiş yeri yoksa o zaman demek ki orada ölmemiş. Başka bir yerde ölmüş elbisede. Efendim yine durum aynıdır. Yu'idi, o zaman iade eder. Cemi'a ma salla bizelke sevbi, bu elbiseyle tabaştan itibaren kıldığı namazların tamamını. Niye? Çünkü tabaştan girmiş oraya. Evet. Evet. Li zuhuri enneha, şu ortaya çıktığı için ki fihonda var min kabli, yani şu o farenin ölüsü fihonda var min kabli en yuhata, dikilmeden önce. Elbise dikilmeden önce varmış. Bilinmemiş, öylece dikilmiş. Ve hâde bil ittifak. Bu bütün müştehitler arasında, yani Hanefi müştehitler arasında İttifakla böyledir. Şimdi Şeyh Sadi Şirazi'nin bir hikayesi vardı. İlimle amel, ilimsiz amel. Alimin ameli, cahilin ameli. Ona misal vermiş. Demiş ki cahil amelinde de çok hatalar yapar. İfsadat yapar. Orada bir şöyle örnek vermişti. Gürcistan'da olması lazımdı o. Diyor ki iki arkadaş köylerinden çıkmışlar misal. Gitmişler, birisi gitmiş tekkede, işte cahillikle olan şeyi anlatıyor burada. Yani tekkede cahil olduğu için değil. Biri gitmiş tekkede derviş olmuş, biri gitmiş medresede okumuş, molla olmuş. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra karşılaşmışlar. Oo, sen falan değil misin falanım? Sen falan değil misin? Evet, ben de oyum. Sen ne yaptın? İşte ben filan tekkede öyle dervişlik yaptım, öyle dervişlik yaptım ki ilimsiz dervişliğin İslam'da yanlış olduğunu şey yapıyor. Şeriatsız dervişlik olmaz. Şeriatsız sofilik olmaz. Şeriatla beraber olacak. Peki ne yaptım? Ben orada işte derviş oldum. Öyle merhamet sahibi oldum. İşte şöyle dereceler kat ettim, böyle dereceler. Sen ne yaptın? Ben de filan medresede okudum, icazet aldım, işte hoca oldum, geldim filan. Demiş, enteresan bir olayım anlat demiş. Molla şeye, dervişe. Demiş ki biz demiş öyle merhamet sahibi olduk ki şeyde, tekkede. Bir gün işte giderken yolda, karanlıkta bilmeden ayağım bir fareye bastı. Fare öldü. Ya bilmeden fareyi öldürdüm diye onun diyor şeyini, leşini sarığımı şu katları arasına koydum. Yani buna bir yerde yani zulmettim diye. O daha o günden bugüne kadar kurumuş onun arasında. Sarı sardıkça arasına onu da koyuyormuş. Ya bir fare bir diremden fazla. Demiş ya sen ne yaptın demiş ya. Namazın o günden bugüne kadar kıldığı namaz o sarıkla iade etmen lazım. Böyle olur mu demiş. Güya merhamet ediyor.
Şimdi cehaletle ibadetler hep bid'at olur, içinde hurafe olur. Tabi burada illa dervişanı böyle demek istemiyor. İlimsiz dervişan, şeriatsız dervişan. Orada çok bid'atlar, hurafeler, haramlar olur. Zaten o Risale-i Münir'de de hep bunu işledi zaten. Şeriata uymayan dervişan, şeriata uyarsa o baş göz üzerinde yeri var onun. Evet. Peki. Ve mellem yecid. Her kim bulamazsa ma yüzilü giderecek bir şey bihi kendisiyle en necasete, necaseti giderecek bir şey bulamazsa salla ma'a, o necisle beraber namazını kılar. Mesela elbisesinde pislik var. Onu giderecek hiçbir şey de yok. Ne sıvı temiz bir şey ne de efendim su. O necasetle beraber çıplak kılmaz. O necasetle olan elbisesiyle namazını kılar. Niye? Lenne teklife bi kadril vüs'i. Mükellefiyet, sorumluluk imkan ölçüsündedir. İmkanı öyle yok. Başka giderecek bir şey yok. Ve lem yu'id. Namazda tekrar iade etmez. Böyle kılsa namazda ne yapmaz? İade etmez. Evet. Namaz sahih çünkü. Sahih olanı iade etmek gerekmez. Ve hâze bi hilâfi mâ. Bir şey, bu bir şeyin hilâfına ki idâ lem yecid, bulamadığı zaman mâ en yetevattav bihi, abdest alacak suyu bulamadığı zaman ve lâ mâ yeteyemmemi bihi, ya da teyemmüm edecek bir şey bulamadığı zaman haysu bir yerde ki lâ yusallî inde bi hanifete rahimahullah. İmam-ı Azam'a göre böyle yerde namaz kılmaz. Yani ne abdest alacak su var ne de teyemmüm edecek bir şey var. O zaman namaz üzerinden düşer imkana kavuşuncaya kadar İmam-ı Azam'a göre. Ve sonradan imkan bulursa o namazları kaza eder. Ve indehuma, imameyine göre yusalli kılar. Teşbihen bil musalli. Yani abdest alacak su bulamasa da, teyemmüm edecek bir şey bulamasa da namaz kılıyor olana benzeyerek. Sanki namaz kılıyormuş gibi. Yani şeklen ayakta durur, okuyor gibi efendim işte okur ama işte namaz, tam namaza niyetlenmez. Rüküye gider, secdeye gider. Böyle namaz kılanın pozisyonunu taklit eder. Tamam mı? Ve bununla da fetva verilmiş. İmam-ı Azam'ın da İmam Ebu Yusuf'un kavline dönüş yaptığı tasdik edilmiş. Yani İmam-ı Azam bu görüşünden, bu içtihadından dönmüş yani. Thümme yu'idu, sonra iade eder. Niye iade ediyor? Çünkü namaz olmadı ki. Efendim necaset hakikiyle namaz kıldığı için efendim iade eder. Yani bihazil meseleti, bu meselede. Yani bu zikredilen meselede. İzâ kâne alâ cesedihi, cesedinde olduğu zaman necasetün, bir necaset. Ve hüve misafirun, kendisi de misafir olduğu halde. Gayyede bihi, misafirle kayıtladı. Bi'etibaril galip, çoğunluk itibariyle. Misafir olmayan da olsa o ne yapacak? O da aynı. Niye burada misafirle kayıtladı? Buna ittifaki kayıt deniyor. Yani öyle geldi diline. Misafir olan bedeninde, elbisesinde pislik olurdu, onu giderecek bir su bulamazsa. Misafir olmayan da olursa o da aynı. Ve illa bu galibiyet itibariyle olmasa fela farka beynel misafiri ve gayrihi. Yolcu olanla olmayan arasında fark yok ki. Nerede olursa olsun, ister misafir ister misafir olmayan, üzerinde elbisesinde bir pislik var da onu giderecek su bulamazsa veya efendim buna benzer şeyler işte. Ve leyse ma'hu ma'un, kendisiyle beraber su olmasa ev ma'i'un müzilun, ya da necaseti giderecek sıvı lar olmasa, mesela meyve suyu genelde abdest gusül yapılmaz ama fakat necaset giderilebilir, ya da maymut şeyle, müstamelle necasetler giderilebilir, sirkeyle necaset giderilebilir. Ev kâne ma'hu ma'un, ya da efendim kendisiyle beraber su olsa da ve huve yekâfir ataşa, o suyu necaseti yıkamada kullansa susuzluk tehlikesinden, öleceğinden korksa. Yani susuz kalacağından korksa, fil hal şimdiki halde, ev fî mâ yestakbilü, ya da gelecek zamanda, alâ nefsiye, kendi nefsine bir zarar geleceğinden
susuzluktan korksa, ev min men telzemuhu meunetuhu, ya da nefakası kendisine lazım gelenlerin üzerine bir tehlike geleceğinden korksa, mesela binit hayvanı bile o masrafı kendisine ait olan, efendim onlar ya da çocuğu var, ailesi var, onların efendim nefakaları kendisine lazım gelenlerin bir tehlikeye düşeceğinden korkarsa, fe innehu, o kimseye la yezzemuhu, lazım gelmez, izaletü tilken necaseti, o içeceklere suyu necaseti gidermeden kullanması gerekmez. Ve yecuzu lehu, o kimse için caiz olur, en yusalliye biha, o necasetle namaz kılması caiz olur. Ve imkanetin necasetü bis sevbi, elbisede pislik olsa, ve leyse lehu, o kimse için de olmasa, ma yesturu avratehu, avretini örtecek elbise, gayrehu, o pis elbiseden başka. Şimdi bir elbise giymiş, elbise pis. Bu elbiseden başka mahrem yerlerini örtecek bir elbise de yoksa, yunzaru, böyle bir konuda bakılır. İmkâne, eğer o efendim olursa pislik, ekalle min rubu'is sevbi, ekalle demiş ama orası ekalle olacak. Yani üstün olması lazım orası. Çünkü kânenin haberi. Min rubu'is sevbi, elbisenin dörtte birinden azında olsa necaset. Yok. İmkâne ekalle min rubu'is sevbi, elbisenin dörtte birinden azı olsa tahiren temiz. Elbisenin dörtte birinden azı temiz, dörtte üçünden fazlası pis. Fehve bil hıyari, o muhayyerdir. İnde bi Hanife'te ve bi Yusuf'e rahimehumallahu teala, İmam-ı Azam'la İmam-ı Yusuf'e göre. İnşa edilirse salla bihi, o pis olan, yani dörtte üçünden fazlası pis olan elbiseyle namaz kılar. Ve inşa edilirse salla uryanen, çıplak kılar. İki şeyin arasında muhayyer, tamam mı? İsterse elbiseyi çıkarır, çıplak kılar. Ama elbisenin dörtte üçünden fazlası pisse. Peki, ve inkâne rubuhu tahiran, eğer elbisenin dörtte biri temiz, ve selâsetü erbâihi, dörtte üçü, dört rubu var, dört rubudan üç rubu, yani dörtte üç, selâsetü erbâ, dörtte üç, olursa necisen necis, lem tecüzi salâtü, namaz caiz olmaz, uryanen çıplak. Bak, çünkü dörtte biri temiz. O zaman mutlaka dörtte üçü pis olan elbiseyi giyerek namaz kılması gerekiyor. Çıplak kılması o zaman caiz olmaz. Öyle demedi mi? Niye? لِيَنَّ الرُّبُعَ, çünkü dörtte bir يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ, tamamın yerine kayım olur. Sanki tamamı temizmiş gibi kabul edilir. Zaruret halinde. بَلْ يُسَلِّي بِهِ, bilakis dörtte biri temiz, dörtte üçü pis olan elbiseyle namazını kılar. Bila hilafin, ihtilafsız. Ve inde Muhammedin rahimehullah, İmam-ı Azam'a göre yusalli bihi, o elbiseyle kılar, fil ve çeyin, her iki durumda da. İki durum hangisiydi? Elbisenin dörtte birinden azı temiz, dörtte üçünden fazlası pis olan olma halinde de, dörtte biri temiz, dörtte üçü pis olma halinde de, İmam Muhammed'e göre de her iki halde de elbiseyle kılar. Elbiseyle kılması, hatta Nur-i İzzah'ta da onu söylüyordu, tamamı şey olsa bile elbiseyle kılması çıplak kılmasından yine evvel. Çünkü iki tane şey işlemiş oluyor orada. Bir mahrem yerler açılıyor, bir pis elbiseyle namaz kılıyor. Efendim, ama ötekinde sadece pis elbiseyle namaz kılıyor. Avret mahalle açmamış oluyor işte ise. Evet. وَلَا يَجُوزُ لَهُ اَنْ يُصَلِّيَ اُرْيَانَا, çıplak kılması caiz olmaz İmam Muhammed'e göre. وَلَوْ كَانَ جَمِيعُ السَّوْبِ نَجِسًا, elbisenin tamamı pis olsa da. وَبِهِ قَالَ زُفَرُ, bunu İmam Züfer söyledi, İmam Muhammed'in sözünü. وَالْاَيْمَّتُ السَّلَاسَةُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, diğer üç imam da, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik de bu şekilde söylemiş. Elbise hep tamam pis olsa da çıplak kılamaz, elbiseyi giysili olarak kılacak. وَالْدَلِيلُ عَلَى الْتَرَفَيْنِ مِنَ الْتَرَفَيْنِ, İki taraftan delilde mukarrarun fi şerhi, Halebi Kebir'de beyan edilmiştir. Burada kalalım. Ve in salla uryanen. Evet. Burada kalıyoruz. Birkaç sayfamız daha var bu şart. İkinci şartın bitmesine, namazın şartlarından.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin.